2020 online kursus Hollandaca öğreniyorum kursumuza hoş geldiniz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Yeni bir dil öğrenmek biraz sabır, çok emek, dikkat, azim ve disiplin ister. Bu dersimizde Hollandaca ve Türkçe cümle yapılarını öğreneceğiz. Şimdiden başarılar diliyorum. Saygılar. Cümle çeşitleri Türkçemizde yüklemine göre olan cümleler, isim ve fiil cümleleri, anlamına göre olanlar, olumlu, olumsuz, soru, emir ve önlem cümleleri, yüklemine yerine göre kurallı veya devrik cümleler, yapısına göre ise basit cümle, birleşik cümle, sıralı ve bağlı cümleler olarak belirtilmektedir. Aynı kurallar Hollandaca dil bilgisi için de geçerlidir. Wat zijn de verschillende zinsvormen in het Nederlands? İlk aşamada düşündüğümüzde Hollandaca dil bilgisindeki farklı cümle yapıları nelerdir dersek, ilki bir kelimeden oluşan ve gebieden wijs dediğimiz emir kipleridir. Ga, kom, doen, stop. İkincisi ise yine temel cümle olarak görülmektedir. Basisi met twee woorden. Ik ga, je mag, zij kijkt, of ze kijkt, we spelen. Üçüncü cümle yapımız ise üç kelimeden oluşan basit cümlelerdir. Yine basitsin ve drie woorden. Ik spreek Nederlands ve schrijf een boek. Nokta. Basit cümle. Dördüncüsü ise hoofdzin plus bijzin. Zinsbouw verandert niet. Cümle yapısı değişmez. Burada kullanılan bağlaçlar en, maar, want, echter, of, dus duruma göre düste değişim alabilir. Yani temel asıl ana cümleyle yan cümlecin birleşmesi olayı. Mehmet is een docent and Heisfeld volleyball. Cümle yapısında özne ve yüklemin yerinde veya yardımcı fiilde en küçük bir değişiklik yoktur. Beşincisi ise Hoofdzin plus Bijzin. Zinsbouw verandert. Cümle yapısı bu durumda mutlaka değişir arkadaşlar. Burada kullanılan bağlacın özelliği söz konusudur. Bunlar dat'la başlayan bütün bağlaçlar. Dat, omdat, doordat, voordat, nadat, zodat, etc. Terwijl, since vesaire vesaire diğer başka bağlaçlarımızda var. Peki, şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Ana dili Türkçe olanlar neden sıklıkla hatalı cümleler kullanmaktadır? Hollandaca dil bilgisindeki cümle yapısını bir türlü ne kadar çalışmalarına rağmen de olsa anlayamıyorlar. Problem şundan kaynaklanıyor saygılar arkadaşlar. Cümlenin ögelerinin yeri ve cümlenin ögelerinin ne olduğunu belirtilmesi ve bunun anlaşılması gerekiyor. Özne, zaman, yer, nasıl olduğu ve fiil. Basit bir Türkçe cümlede ben her sabah okula bisikletle gidiyorum veya ben her sabah bisikletle okula gidiyorum da olabilir. Hollandaca'da onderwerp, persoonsvorm, tijd, hoe, plaats en werkwoord. Peki sorun nerededir burada? Şimdi ilk problem zaten onderwerp konusu Türkçe'de konu demektir. Mesele demektir. Nedir yani? Ama Hollandaca'da bu onderwerp denilen şey aslında bizim özne olarak bildirdiğimiz ben, sen, o, biz, onların karşılığıdır. Diğer taraftan persons form Türkçe'ye çevrildiğinde kişisel durum demekten buradan anlaşılması gereken fiilin veya yardımcı fiillerin özneye göre çekimlenmesidir. Ama person, kişi anlamını taşıdığı için bizim aklımıza ilk gelen şey yani sen, ben yani özne olarak belirttiğimiz söz isimlerdir. Sen, ben, siz, onlar, bunlar falan. Bu yüzden dolayı cümle yapısını Türkçe bilen bir kişi yaparken sıklıkla sorun yaşamaktadır. Cümlenin kullanıldığı zamana bağlı olarak yardımcı fiilin çekilmiş hali veya çekilme hali persons form adı verilen durumdan ibarettir. Yani bizi istemeden de olsa yanlış yapmaya zorluyorlar diyelim. On the verb'in plus three basis hülp werkwoorden slash models. Peki ne demek istiyoruz burada? On the verb konu demiştik hatırlarsanız. Ama burada bizim anlamamız gereken şey on the verb demek Türkçe'ye çevrildiğinde cümlenin öznesidir. Bu cümlede işi yapan kişidir. İşi yapan şeydir. Ik, jij, je, hij, zij, het, wij, we, jullie, zij ve ze ile belirtilen ben, sen, o, biz, sizler ve onlar olarak özne olarak belirtilmektedir. Peki sıralama nasıl olmalıdır?
Öznelerden hemen sonra models dediğimiz willen, zullen, kunnen, mogen, moeten ve zouden yardımcı fiiller gelir. Eğer bu yoksa sein, ben, bent, is, was, waren en geweest. Yani sein'ın çekimli halidir. Burada olmak fiilidir. Geniş zamanda ik ben, you bent, hij, zij, het, is. Geçmiş zamanda, verleden tijd dediğimiz zamanda ik was, jullie waren, geweest ise we zijn geweest. Peki daha sonra ne gelir? Eğer zijn yoksa orada worden, word veya word, werd, werden, geworden geçmiş zaman hali, demişti geçmiş zaman. Eğer bu da yoksa mutlaka ama mutlaka hebben fiilinin çekimli hali gelir arkadaşlar. Ik heb, je hebt, hij, zij, het, heeft. Geçmiş zamanda ik had, we hadden, ik heb het gehad, we hebben het gehad. Bu da mişli geçmiş zaman halidir. İlerleyen derslerimizde zamanları ayrı ayrı inceleyeceğiz mutlaka. What is a basisin? Temel cümle yapısı tam olarak nedir Hollanda acaba? Düz bir cümle. Tamam. Onderwerp konu diyorlar ama biz onun özne olduğunu yakaladık. Bunu unutmuyoruz. Onderwerp'te bahsedilen şey aslında cümlenin öznesidir. Bunu kim yapıyordur? Ik, jij, je, hij, zij, het, wij, we, jullie, zij, ze özneleridir. Dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum saygılı arkadaşlar. Jij ve je kalıbının kullanılması. Çünkü sıklıkla yapılan hatalardan bir tanesi de budur. Jij sen demek. Eğer birisine parmakla bir işaret ediyorsanız, uyarıda bulunuyorsunuz. Jij moet het doen. Bunu sen yapmalısın. Emir kipini kullanırsınız genellikle. Ama je yine sen anlamına gelir. Biraz daha kibardır. Konuşma stilinizi biraz daha yumuşatır. Karşıdaki kişiyle aranızdaki mesafeyi biraz daha kısaltırsınız. Aynı şey wij ve we için de geçerlidir. Kendinizden bahsederken özellikle daha güzel bir ortamda konuşmanın akıcılığını sağlamak için ve sein bestlief demek çok daha güzel. Ama o işi biz yaptık, siz de bizim hakkımızı yiyorsanız derseniz şayet wij hebben dat gedaan, jullie begrijpen dat niet gibi cümle kurulabilir. Peki daha sonra ne gelir? Öznelerden sonra saygıdeğer arkadaşlar. Hebben, o çekimli hallerini az önce gördük. Sein veya worden fiillerinde üçünden biri. Eğer bunlar yoksa, tabi duruma ve cümleye göre, models, können, mogen, zullen, moeten, zouden vesaire. Peki, herhangi bir yardımcı fiil kullanılmazsa, kırmızıyla belirtilen hebben, sein, worden, models yoksa mutlaka bir fiil ve fiilin kişiye göre ve zamana göre çekimli hali belirtilir. Wie doet wat? Ik ga naar school. Ik ga. Hij kijkt. We luisteren. Daha sonrasında ise ve mutlaka bu değişmez kuraldır. Önce zaman arkadaşlar. Sizden rica ediyorum bunu bir üçlü olarak hatırlayın bir şekilde lütfen. Zaman nedir? Zamandan hemen sonra hu nasıl oluyor peki? Snel, mooi, leuk, sıfatlar, zarflar, edatlar kullanılmak durumundadır. Peki daha sonra veya en son ne gelir? Waar, plaats, nerede? School, Nederland, Türkiye, Türkiye, nerede kullanılır diye belirtilir. Bu bizim bildiğimiz standart cümle yapısıdır Hollanda'da. Basis, what is a basis zinsbouw? Cümle yapısı, temel cümle yapısı devrik olursa ne olur? Eğer bir cümle zamanla veya yerle veya zarfla başlatılırsa, bu durumda veya bağlaçla başlatılırsa arkadaşlar, bunlar, şuraya zaman örnek veriyorum, diğerler için de aynı kural geçerlidir. Hemen daha sonrasında yardımcı fiil. Bunlar hebben, worden, sein veya models. Eğer o yoksa fiilimsiler gelebilir. Özneler gelir. Ik, jij, je, hij, zij, het. Daha sonra bunun nasıl yapıldığını belirtmeniz gerekir. Çünkü zaman en önde. Cümleniz devrik.
nerede gerçekleşiyor ve en son olarak da asıl fiil mastar hali, fiilin mastar hali buraya konur. Gisteren ging ik naar school. Gisteren heb ik mijn vriend gebeld. Mesela. Dikkat edelim, bu çok önemlidir. Peki. Az önce söylemiş olduğumuzu bir sıralamaya koyacak olursak. Zins, bau, tait, manier, plaats. Cümle yapısında dikkat etmemiz gereken, olmazsa olmaz değişmeyen kanun şudur. Önce zaman, nasıl oldu, nasıl yapıldı ve nerede gerçekleşti. Lokasyon burada çok önemlidir. Yani zaman, saati gösteriyorum, nasıl ve nerede, yeri gösteriyorum. Zaman, nasıl oluyor ve nerede oluyor? Bu üçlü sıralamayı asla ve asla değiştirmeyiniz lütfen. Zamana örnek olarak da şunlar veriliyor arkadaşlar. Erst Zeit bei Vorbild gestern und Ferius, du nicht klein was in der Vakansie ein Week lang, dann Manier, snel, heel snel, met mijn vriend, zonder jas, lachend, met de bus, gestresst. Yer olarak da thuis, school, Nederland, Turkije, Amsterdam, Istanbul, Ankara, İzmir. Ons konijn liep gisteren springend door onze tuin. Ze ging 2 weken geleden met tegenzin naar de tandarts. Waarom gaat Hanna elke keer zonder geld op vakantie? Ik wil dat je nu snel naar huis komt. Dank je. Eğer her cümlede zaman olmak zorunda değildir biliyorsunuz. Zaman nasıl oluyor ve nerede oluyor diyoruz. Eğer zaman yoksa nasıl oluyor, nerede oluyor peki sorusunu ve devamını sağlamak zorundasınız. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te gebruiken. Alleen de manier en plaats kan ook. Bijvoorbeeld, Marike liep half slapend naar het koffieautomaat. Ik wil zonder hulp naar Engeland zwemmen. Zolang je maar de volgorde gebruikt, yani zaman ve nasıl olduğu da belirtilir. Ve sadece yer olduğunu da belirtebilirsiniz. Örnek, ik wil ooit een keer naar Kazakhstan. Wist je dat de Vikingen nog voor Columbus in Amerika aankwamen? Ze zei dat ze vanavond wat later thuis zal zijn. Nasıl oldu? Belirtilmemiş. Belirtilmek zorunda da değil. Olsaydı ikisinin arasına gelecekti. Hollandaca dil bilgisi cümle yapıları ve tekrar kontrol edelim. Az önce söylemiştik, açıklama yapıyoruz arkadaşlar. İki çeşit bağlaç var. Bunlardan bir tanesi kullanıldığında özne ve yüklemin yerini, özne ve yardımcı fiilin yerini değiştirmeyenler. Yani cümle olduğu gibi kalır. En, maar, want, of. Düşte değişiklik olabilir. Buraya eklem olarak da echter bağlacını kullanabilir. Bağlaçlar, aşağıdaki bağlaçlar kullanıldığında ise cümlenin öznesi ile yükleminin veya öznesi ile yardımcı fiilinin sein, worden, haben veya maras mutlaka yer değiştir veya ana fiil mutlaka özneyle yer değiştir. Dat, omdat, doordat, zodat, voordat, nadat, datla başlayan ve içinde bulunduğu bütün bağlaçlar. Als, zoals, well, terwijl, since, for cümlenin yerini değiştirir. Zaman zarfıyla başlayan cümleler, bu durumda zaten cümle otomatikman devrik cümle olur arkadaşlar. Vandaag, gisteren, morgen, volgend jaar, door de weeks, etc. Cümlenin yeri, özne ve yüklemin yeri değiştirir. Gisteren ging ik naar school. Zinsbouw cümle yapıları nedir? Basis yani temel cümle. Tekrar ediyoruz. Mehmet gaat naar school. Yer belirten edatlar, voorzetsels van plaats. Sıralamayı asla değiştirmeyen bağlaçlarla yapılan cümleler. Maar Mehmet gaat naar school. Değişmez. Zaman belirten edatlar, voorzetsels van tijd. Sıralamayı kesinlikle değiştiren bağlaçlarla yapılan cümleler. Omdat Mehmet naar school gaat. Dikkat edin. Öznemiz Mehmet, yüklemimiz gitmek. En cümlenin en sonu. Sebebi omdat bağlacının kullanılması. Sıralamayı kesinlikle değiştirmeyen zaman ve yer cümleleri de vardır. Mehmet gaat elke dag naar school. Yani önce zaman, sonra yer.
Üçlümüz vardı. Ne zaman? Nasıl? Nerede? Bağlaçlar kullanıldığında sıralama asla değişmez. Tekrardır bu. El, mar, want, of, düş. Düşte bazen değiştiği durumlar var. Onu ayrıntılı olarak belirteyim. Örnek cümle. Want we willen graag gelukkig zijn. Maar een groot schilderij hangt aan de muur. Dus ik schrijf een brief aan mijn moeder. Bağlaçlar kullanıldığında sıralama mutlaka değişir. Sıralamadan kastım özne ile yardımcı fiil, models veya yüklem arkadaşlar, fiil. On that, that, door that, so that, for that en na that. Örnek cümle. Omdat we graag gelukkig willen zijn. Voordat een groot schilderij aan de muur hangt. Dus ik schrijf een brief aan mijn moeder. Burada değişebilir, değişmeyebilir. Als, zoals, hoewel, terwijl, sinds, voor. Bir cümle okumak istiyorum. Sinds ik een brief aan mijn moeder schrijf. Vandaag, gisteren, morgen, volgend jaar, door de week en werkdagen, soms. Zaman zarflarıyla başlayan cümleler. Elke dag willen we graag zwemmen. Soms doe ik niet wat zij zegt. Door de week fiets ik naar school. Er zijn verschillen tussen verleden tijd en voltooide tijd. Bu konuya ayrıyeten bir sonraki videomuzda da gireceğiz. Dili geçmiş zamanla nişli geçmiş zaman arasındaki kullanım farkı. Örnek bir cümle incelemek istiyorum sizlerle. Vorig jaar en nu, vorig jaar fietste opa nog. Ama şu anda artık bisiklet sürmüyor. Veya vorig jaar heeft opa nog gefietst. Şu anda bisiklet sürmüyor. Geçen yıl belli bir aralıkta, belli bir zamanda bisiklet sürmüştü ama zaman belirtilmiyor. Nişli geçmiş zaman. Nişli geçmiş zamanla dili geçmiş zaman arasındaki fark arkadaşlar şudur. Geçmişte başlamış, bugün hala devam ede gelen, kısa bir süre önce bitmiş ve bunun etkisi hala devam ediyorsa, 10 yıl önce siz Hollanda'ya geldiniz, şu anda Hollanda'da yaşıyorsunuz ve daha önümüzdeki belli bir süreye kadar burada yaşamaya devam edeceksiniz. Hij heeft 10 jaar lang in Nederland gewoond. Diyebilirsiniz. Imperfectum. Dingen op hetzelfde moment. Dat betekent terwijl. İşte geçmiş zamanda aynı an dilimi içerisinde gerçekleşen iki farklı veya üç farklı olayın anlatılmasıdır. Bunlardan terwijl ik fietste, regende. Madosları demiştim ben size. Hızlıca üzerinden geçmek istiyorum. Können, mogen, moeten, willen, zullen, of zouden. Het verschil. Arasındaki fark şudur. We nemen een stereotype sprookje. De prins wil met een meisje dansen. De meest logische vraag in die situatie is, wil je met me dansen? Maar, wat gebeurt er als je wil vervangen door een ander werkwoord? Wil je met mij dansen? Benimle dans eder misiniz? Ik heb geen zin om te dansen. Dans ik niet, canım istemiyor. Ik wil het niet. İstemiyorum. Ik wil. Jij wil. Wilt. U wilt. Hij wil. Wij, jullie, zij, of ze willen. Geçmiş zamanı. Ik wilde. Ik wou. Çoğulu ise wilden ve wouden olarak geçer arkadaşlar. Konuyla ilgili alıştırmalar yapacağız. Kunnen. Kan je met mij dansen? Benimle dans eder misin? Edebilir misin? Nee, dat kan ik niet. Hayır, edemem. Ik kan. Ik kon. Geçmiş zaman hali. Wij, jullie, zij, kunnen. Geniş zamanda. Yine konden. Geçmiş zamanda kullanılır. Bir şeyi yapabilme, bir şeye yeteneği olabilme durumlarında kullanılır. Mogen. İsim isteme. Mag je met me dansen? Benimle dans edebilir misin? Birinden izin almış mısın? Hoi mam, een prins wilde met me dansen. Vind je dat goed? Merhaba anne.
Prens benimle dans etmek istiyor. İzin veriyor musun? Sorry, ich mag nicht tanzen von meinem Bruder. Kusura bakma, annem izin vermiyor. Ich, jij, u, hij, mag. Tekillerde mag. Bunun geçmiş zamanı ich mocht. Yine geniş zamanda çoğullarda vay, jullie, zij, mogen. Geçmiş zaman hali ise mochten olarak belirtilir. Ve misli geçmiş zaman ik heb gemogen. Çok kullanılmaz bir terim. Moet je met me dansen? Benimle dans etmek zorunda mısın? Ja, ik moet met je dansen. Staat in mijn contract. Evet, sözleşmede öyle yazıyor. Seninle dans etmek zorundayım. Ik, jij, u, hij. Tekillerde moet. Geçmiş zaman. Moest. Yine çoğullarda moeten. Geniş zamanda. Geçmiş zamanda. We moesten. Misli geçmiş zamanda. Ik heb gemoeten. We hebben gemoeten. Zullen, zal je met me dansen? Benimle ileride, gelecekte dans eder misin, edecek misin? Bir bakayım, eens kijken. In 2019 zullen we met elkaar dansen. Ik, jij, u, hij, zal of zult. Wij, jullie, zij, zullen. Zal je en zul je zijn beide correct trouwens. Zal je mij helpen? Zouden. Zullen. Fiilinin geçmiş zaman halidir arkadaşlar. Zal je met me dansen als ik een prins was? Eğer ben bir prens olmuş olsaydım ki böyle bir şey söz konusu değil, mümkün de değil. Benimle dans eder miydin? Nee, hayır. Zelfs als je een prins was, zou ik niet met je willen dansen. Siz bir prens olmuş olsanız dahi sizinle ben dans etmemiş olurdum. Ik, jij, u, hij, tekillerde, ik zou. Çoğullarda ise we zouden dat doen. Ama yapmadık. Maken en doen. İki farklı fiildir. Kullanım yerleri çok farklıdır. Een afspraak maken. Kennis maken met. Lawaai maken. Gürültü yapma. Een reis maken. Een fout maken. Hata yapma. Koffie maken. Eten maken. Schoon maken. Een oefening maken. Wakker maken. Een foto maken. Zijn bed maken. Yatağını yapma. Huiswerk maken. Hey, we doen niet. Doen. Doe de groet. Doe. Zijn best doen. Het huishouden doen. Het afwas doen. Boodschappen doen. Het was doen. Chamacheri kan maken. Sport doen. Pijn doen. Zijn werk doen. Sneeuw maken. Het licht aandoen of uitdoen. Lambay açıp kapatmak. De deur open doen. Licht doen. Geven. Fiilinin çekim arkadaşlar. Geniş zamanda I have a bloom on her. Ona bir çiçek veriyor. Geçmiş zaman I have a bloom on her. Ona bir çiçek verdi. I have a bloom on her gegeven. Ona bir çiçek vermişti. Spelen. Ik speel een spelletje. Ben oyun oynuyorum. Jij speelt met de bal. Sen şimdi bir topla oynuyorsun. Gisteren speelde hij op straat. Dün sokakta oynadı. Ze hebben op straat gespeeld. Onlar sokakta oynadılar. Oynamışlardı. Werkwoord lopen. Loop, liep, gelopen. Ik loop naar de supermarkt. Supermarkete yürüyorum. Hij liep gisteren naar de bus. Hij is naar de bus gelopen. Hij heeft 10 minuten gelopen. Hij staat elke dag om 7 uur op. Maar gisteren stond hij om 6:30 op. In het weekend is hij om 9 uur opgestaan. Scheidbare werkwoorden. Ja, de birbirinden ayrılabilen fiillerdir bunlar arkadaşlar. Wandelen. Aynı şekilde okursunuz. Op school. Okulda demek. Op het werk. In het zwembad. Bij Jan. In Utrecht. Van school, okuldan çıkmak. Van het werk, van het zwembad. Van Bayan, van Utrecht. Zinsbouw demiştik, hatırlatayım tekrar. Dersimizin sonuna geliyoruz. Zaman nasıl oluyor, nerede oluyor? Bu değişmez üçlüdür. Bunu asla değiştirmeyin lütfen. Devrik cümle olması durumunda ise fiil mastar halinde cümlenin sonuna gelir.
Yukarıda burada sizler için bazı alıştırmalar ekledim arkadaşlar. Ich kaufe ein Kado für meine Frau M. Cümleyi tamamlamaya çalışın. Heute ist es er knapp M. Yani bir sonraki kuracağınız cümlenin cümle yapısı değişmeyecektir. Et feest ist heel laat, dus we moeten wel naar huis gaan. We willen niet naar bed, want het is nog vroeg. Soru, öneri ve görüşlerinizi Facebook, Instagram ve YouTube sayfalarımızda paylaşmanızı rica ediyorum. Zaman ayırıp dinlediğiniz için de saygılı sevgiler sunuyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur. Başarılar efendim. Saygılar. Ben ötürüm.